Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar her sene sınavda 2 ya da 3 tane çıkan soru tiplerinin olduğu konudur. Bu konuyu sakın hafife almayın, çok ciddi dinleyin. Öğrencilerin çoğu hafife aldığından, kolay gördüğünden dolayı sınavda bu soruları yanlış yapmışlardır. Onun için rasyonel sayılar konusunu çok ciddiye alın. Şimdi rasyonel sayılar nedir? A bölü B tipinde ki ifadeleri rasyonel sayılar denir. Paydadaki b sıfırdan farklı olmak zorunda. 2 bölü 3, 5 bölü 2, 10, çünkü altında gizli bir 1 vardır. 0, eksi 2 gibi sayılar rasyonel sayılardır. Sakın ha şimdiden söyleyeyim. Kök 3 bölü 5. Hay, bu a bölü b ifade şeklinde yazılıyor. İyi, bu rasyonel sayıdır falan demeyin. Kök 3 bölü 5 ifadesindeki kök 3 irrasyonel sayıdır. Kökün dışına çıkamıyordur. Dolayısıyla kök 3 bölü 5 rasyonel değil, irrasyonel sayıdır. 2 tam 3 bölü 5 bir tam sayılı kesirdir. Bizim bunu bileşik kesire çevirmemiz gerekecek. Bileşik kesire çevirirken bu 5 ile 2'yi çarpacağız 10, 3 ile toplayacağız 13. 13 bölü 5 diyeceğiz. Bakın tekrar ediyorum. 5 ile 2'yi çarptık 10, 3 ile topladık 13. 13 bölü 5 şeklinde yazacağız. Eksi 3 tam 4 bölü 7 ifadesinde eksiği görmeyeceğiz. Eksi yokmuş gibi davranacağız. 7 kere 3 21, 4 toplarsak 25 bölü 7, daha sonra önüne eksiği koyup eksi 25 bölü 7 diyeceğiz. Tekrar ediyorum bunu da. 7 ile 3'ü çarptık 21, 4 de topladık 25, eksisini koyduk eksi 25 bölü 7. Ha tabi arkadaşlar, burada biraz hatalı yapmışlar. Bu eksiği şu çizginin önüne koymakta fayda var. Basit kesir. Basit adamdır. İşaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere denilir. Asıl önemli olan şey A bölü B basit kesir ifadesinin yaşam alanıdır. Nerede yaşar bu? Eksi 1 ile 1 arasında yaşar. Bu çok önemlidir. Eksi 1 ile 1 arasında yaşayan bütün adamlar basit kesirdir. Bu size bazı sorularda işinize çok yarar. Mesela diyecek ki x artı 5 bölü 7 kesiri basit kesirse. Hemen o ifadeyi eksi 1 ile 1 arasına sıkıştırıp x'i bulursunuz. Örnek 2 bölü 3, 3 bölü 7, eksi 6 bölü 9, işaretine bakmayın. 6 9'dan küçük. 0, altında gizli 1 var. Eksi 9 bölü 10, eksiye bakmayın, 9 10'dan küçük gibi bu ifadelerin hepsi basit kesirdir. Bileşik kesir, o da işaretine bakılmaksızın payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirlere denir. A bölü B'nin yaşam alanı ise birden büyüklerle, tabi eşitlik de var, eksi birden küçük ve eşitler. Biraz önce sayı doğrusu üzerinde eksi 1 ile 1 arasının basit kesir olduğunu söylemiştik. İşte o aralığın haricindeki tüm adamlar bileşik kesirdir. Örnek 3 bölü 2 üst alttan büyük. 7 bölü 5 üst alttan büyük. Eksi 7 bölü 4. Şimdi ben eksi 7 bölü 4'te eksiye bakmayacağım. 7 4'ten büyük. Dolayısıyla bileşik kesirdir. Sakın ha eksi 7 4'ten küçüktür, o zaman bu basit kesirdir falan demeyin. Eksiye bakma. Üst alttan büyük bileşik kesir. 1. Altında da gizli 1 var. Eşitlik olma durumunda da bileşik kesirdir. Çünkü şurada ne dedik? Payı paydasından büyük ya da eşit. Dolayısıyla 1 de bileşik kesirdir. Eksi 3 bölü 2, eksiyi görmediğiniz bileşik kesirdir. Hatta daha tehlikelisini söyleyeyim, eksi 1. Altında gizli 1 var, eksiyi görmeyelim. Eksi 1 de bileşik kesirdir deriz. Şimdi işlem önceliği önemli bizim için. İlk başlarda üslü kuvvetler yapılır. Atıyorum 2'nin küpü, 3'ün karesi gibi ifadeler vardır. Önce onların sonuçlarını yazarız. Daha sonra parantezin içi yapılır. Parantezin içerisinde de toplama, çıkarma, çarpma, bölme ile karşılaşacağız. Onlardaki sıramız da şu olacak. Bölmeyi yapacağız önce, sonra çarpmayı yapacağız. Hani atalarımız der ya, böl, parçala, yut. Onun için önce bölme yapılır, daha sonra çarpma yapılır. Aman ha, buna da çok dikkat edin. Sonra toplama, çıkarma. Hangisini önce yaptığınızın bir önemi yok. Tekrar edelim. İlk başta üs yapılıyor. Parantez içi yapılıyor daha sonra. İçeride ise önce bölme, sonra çarpma, daha sonra toplama, çıkarma yapılır. Sonsuza giden kesirler. Şimdi burada ne yapacağız? Bu sonsuza giden kesirlerle köklü sayılarda da karşılaşacağız. Orada da aynı şeyi yapacağız.
İlk önce asıl adam, aslında asil adam, yani kopya edilen adamı tespit edeceğiz. Kopyalarına ve sonuca x diyeceğiz. Denklemi çözmek için şıklardan gideceğiz. Örnek üzerinde birazdan göreceğiz. Bununla ilgili güzel bir notumuz var. Eğer sonsuza giden kesirlerde sayılarımız, verilen sayılar ardışık ise toplamada cevap büyük olan, çıkarmada cevap küçük olandır diyeceğiz. Böyle bir şeyle karşılaşırsak bu pratikliği yapacağız. Sayılarımız ardışık ise. Şimdi örnek 6, 7 böyle sonsuza kadar gidiyor. Notu hatırlayalım. Sayılarımız ardışık ise, ardışık. Dolayısıyla toplamada cevap büyük olandır. Yani bu sorunun cevabı 7'dir. Eğer çıkarma olsaydı cevap küçük olan 6 olacaktı. Tabii soru da böyle olmayacaktı. 7-6 formatında olacaktı. Tekrar ediyorum. Ardışık sayılar biçimindeyse ve sonsuza gidiyorsa toplamada cevap büyük olandır. Yani 7'dir. Şimdi biz önce şu klasik normal yöntemimizi yapalım. Asil adam 6-7 olduğu için buranın kopyalarına x, sonuca x dedik. Yani 6+7/x = x. Bundan sonra şıklardan gideriz. Bakarız şıklarda 7 vardır. 7'yi 7'ye bölelim. 1, 6 ile toplayalım. 7 yaptı. Demek ki denklem sağlanır. X 7 çıkar. Birinci yolda söylediğimiz şey ardışık ve toplama olduğundan cevap büyük olandır. Yani 7'dir. Şimdi asıl ÖSS şöyle soruyu daha iyi sorar. Bu ifadenin tepesine 14 yazdığımı düşünün. O zaman siz o 14'ü görmeyeceksiniz. Hemen burayın 7 olduğunu düşünüp 14/7'den cevap 2'dir diyeceksiniz. İşte böyle ufak tefek değişiklikler yaparak öğrencilerimiz maalesef kanıyorlar bu değişikliklere. Rasyonel sayılarda sıralama. Eğer paydaları eşitleyebiliyorsak eşitleyip payı büyük olan büyüktür deriz. Mantıklı, paydaları eşitleyeceğiz. Atıyorum 5/10 mu büyük, 6/10 mu büyük desem herkes bana 6/10 daha büyüktür der. Eğer payları eşitleyebiliyorsak, hani paydalar gıcıktır. 101, 103, 105 böyle gıcık gıcık sayılardır. Payları eşitlemeyi düşüneceğiz. Eğer payları eşitleyebiliyorsak eşitleyip paydası küçük olan büyüktür. Hemen düşünelim. 5/10, 5/11. Sanki 5 lahmacunu 10 kişi paylaşıyor. Öbür türlü 5 lahmacunu 11 kişi paylaşıyor. 11 kişi paylaşırsa daha az düşer. Dolayısıyla 5/10, 5/11'den daha büyük olur. Yani paydası küçük olan büyük olur. Eğer pay ve payda arasındaki fark eşitse, basit kesirse gözüme büyük görünen büyüktür diyeceğim. Örnek 1/2 ile 2/3. Fark 1, fark 1. Düşünün 1/2 nedir? 0.5'tir. 2/3 nedir? 0.6 küsurattır. Bu 0.5, bu 0.6. Bura daha büyük. Zaten gözüme de, herhalde herkesin gözüne de 2/3 daha büyük görünüyordur. Dolayısıyla 2/3, 1/2'den daha büyüktür. Ben ispat olsun, unutursanız bunu yapın diyorum. Örnek mesela şöyle diyebilir. 101/103, 201/203. Ne paydayı eşitleyebiliyorsun, ne payı eşitleyebiliyorsun. Basit kesir mi? Evet. Farklar eşit mi? 101 ile 103 arasında 2 var. 201 ile 203 arasında yine 2 var. O zaman ne yapacaktık? Gözümüze büyük görünen büyüktür diyeceğiz. Gözümüze büyük görünen büyüktür. O zaman 201/203, 101/103'ten daha büyüktür diyeceğiz. O zaman bileşik kesirde bu olayın tam tersi olacak. Bileşik kesir ise gözüme büyük görünen küçüktür. Hemen bir tane örnek yaparsınız unutursanız köşeye. 3/2 ile 4/3 fark 1, fark 1. Bunun cevabı 1.5, bunun cevabı 1.3. Dolayısıyla bu daha büyük ama gözüme bu daha büyük görünüyor. Demek gözüme büyük görünen küçük olacak. Yani 4/3 daha küçüktür. O zaman 3/2 4/3'ten daha büyüktür deriz. O zaman lafı toparlayayım burada. Basit kesirde gözüme büyük görünen büyüktür. Lafı böyle yaparsam bileşik kesirde onun tam tersi olur. Ondalık sayılar. Paydası 10'un pozitif tam kuvveti olan kesirlere ondalık sayı denir. 3/10, işte 5/100, 7/1000 gibi. Ondalık sayılarda toplama nasıl yapılır? Çıkarma ve toplama yapılırken virgüller alt alta yazılarak işlem yapılacak.
Çarpmada ise virgül yokmuş gibi çarpılır. Sonra toplamda virgülden sonra kaç tane sayı varsa sonuç kısmında oraya virgül konur demişiz. Bunların hepsinin örneklerini birazdan göreceğiz. Ben önce genel hatlarıyla veriyorum. Devirli ondalık sayılar. Bu tehlikeli. Bunu sever ÖSYM. Mesela bu ifade üzerinde anlatalım. Yapacağımız iş şu. Sayının tamamı. Yani ABC değil mi? Sıfırı saymazsanız ABC. Devretmeyen kısmı çıkartacağız. Devretmeyen dediğimiz şapkasız kısım. Burada şapkasız kısım sadece A'dır. O zaman sayının tamamı olan yere ABC, devretmeyen kısma da yani şapkasız kısma da A yazacağız. Alt tarafa geçiyorum. Şapkalı kadar 9. Yani devreden kadar 9. 2 tane 9. Şapkasız kadar 0. Bir tane de 0. Tabi alt taraf virgülden sonrasını ilgilendiriyor. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0, virgülden sonrasını ilgilendirir. O zaman tekrar edelim yine bunu. Sayının tamamı ABC. Eksi. Devretmeyen yani şapkasız kısım A. ABC eksi A. Bölü. Devreden kadar 9. 2 tane şapkalı var. 9, 9. Devretmeyen kadar 0. Bir tane de şapkasız var. Virgülün bu tarafı bizi ilgilendiriyor. O zaman bir tane de 0 yazacağız. Demek ki paydaya 990 yazacağız. Aşağıdakilerin sonuçlarını bulunuz denilmiş bize. 0,35 5'in üstünde devir var. Sayının tamamı 35 eksi şapkasız olan kısım 3 bölü şapkalı kadar 9 yani bir tane şapka var. O zaman bir tane 9, bir tane şapkasız var, bir tane 0. 32 bölü 90, onu da sadeleştirirseniz gerekli cevabı 16 bölü 45 bulursunuz. 0,234. Şapka 2 tane var değil mi? Önce sayının tamamı 234 eksi şapkasız kısım 2 bölü şapkalı kadar 9. 2 tane 9 var, o zaman 990, bir tane 0 olduğu için 990 olur. O da 232 bölü 990 yapar. 0,5 devir. Sayının tamamı 5. Şapkasız 0. O zaman 5 eksi 0. Yani 5. Bir tane 9 var. Bir tane yani şapkalı var. 5 bölü 9 deriz. O zaman böyle bir ifade görürsek hemen 0 ve bir tane adam ve bir şapka varsa hemen buradaki bölü 9 diyebiliriz. Atıyorum 0,7 devir. 7 bölü 9 hemen söyleyebiliriz. 1,35 5'in üzerinde devir var. Sayının tamamı 135 eksi şapkasız kısım. Bakın şapkasız kısım 13'tür. Sakın 1,3 demeyin. Şapkasız kısım 13'tür. Bölü virgülden sonra bir tane şapkalı bir tane şapkasız var. O zaman bir tane 9 bir tane 0 olacak. 135 eksi 13 bölü 90. Çıkartma yaparsak 122 bölü 90 sadeleştirmeyi de siz yaparsınız. X eşittir 1,3 devir, Y eşittir 1,6 devir olduğuna göre 1 bölü X artı 1 bölü Y bölü 1 bölü X eksi 1 bölü Y sorulmuş. O zaman önce X'i bu bulalım. 1,3 devir demek sayının tamamı 13 eksi şapkasız kısım 1. Alt tarafta bir tane 9 olacak. Yani 12 bölü 9. Sadeleştirirsek 3'lerle 4 bölü 3'ü elde ederiz. Şimdi Y'yi bulalım. 1,6 devir. Bu da sayının tamamı 16. Şapkasız kısım 1. Bir tane 9. Yani 15 bölü 9. Burada da hemen sadeleştirmeyi yaparsak 5 bölü 3 buluruz. Şimdi gideriz. Şurada X gördüğümüz yere 4 bölü 3'ü, Y gördüğümüz yere 5 bölü 3'ü yazarız. 1 bölü X artı 1 bölü Y. Yazalım şimdi. 1 bölü 4 bölü 3 artı 1 bölü 5 bölü 3. 1 bölü 4 bölü 3 eksi 1 bölü 5 bölü 3. Burada 1 var. Paydadaki adam yani şu 1'in altındaki kesir ters döner. Dolayısıyla burası 3 bölü 4 artı şu 5 bölü 3 ters döner. 3 bölü 5. Burada da aynı şeyler olur. Şimdi burada toplama ve çıkarma. Arkadaşlar bu işlemleri anlatırken sizin tabii bir altyapınızın olduğunu düşünerek anlatıyoruz. Hani en az 10 net yapabilen ya da 5-6 net yapıyor ama toplama çıkarma işte rasyonel sayılardaki bu basit işlemleri bilenlere göre anlatıyoruz. Ama ben gene de seviyeyi daha böyle bir ayarlamaya daha da basit hale getirmeye elimden geldiği kadar çalışıyorum. Şimdi burada 3 bölü 4 artı 3 bölü 5 bilmeyen arkadaşlar için şimdilik söylüyorum kıyak geçiyorum. 4'e 5. Bunun altına 5 gelir. Bunun altına 4 gelir. Yani paydalar eşitlenir. O zaman burada
5'i yazarsak bunun altına 5 çarpı 3'ten 15. Bunun altına 4'ü yazarsak 12. 15 ile 12 toplarsak 20. Payda da 20 olur. 27 bölü 20. Buraya geldik. Buraya 5, buraya 4 yazdık. 5 çarpı 3 15. 4 çarpı 3 12. 15'ten 12 çıkarsa 3 bölü 20. Bölme yapılırken birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilip çarpılır. 27 bölü 20 çarpı 20 bölü 3. Buradan 20'ler giderse 27 bölü 3'ten 9 olur. Hatta bilen arkadaşlarımız şuradan hemen 20'leri götürür. 27 bölü 3'ten cevap 9 olur der. Evet, şimdi bu soruya bakalım. 1 bölü 2 eksi bir şeyler. Böyle sorularda maalesef arkadaşlarımızın aklına hemen payda eşitlemek geliyor. Yani bu payda eşitleyerek soru çözülmez anlamı yok. Çözülür tabii ama zamandan maalesef kayıp elde edilir. Sonra da sınavı yetiştiremezsiniz. Onun için böyle bir ifade gördüğünüzde hemen şu eksiyi dağıtın. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Şu eksi artı oldu 1 bölü 3. Şu eksi artı oldu 1 bölü 4. Bu bunu eksi yaptı. Eksi 1 bölü 3. Burası da burayı artı yaptı 1 bölü 4. Bakın şimdi 1 bölü 2 1 bölü 2'yi götürdü. 1 bölü 3 1 bölü 3'ü götürdü. Elinizde 2 tane 1 bölü 4 var. O da 2 bölü 4 yapar. Sadeleştirirseniz 1 bölü 2 olur. 2 bölü 3 bölü 4 sayısı 2 bölü 3 bölü 4 sayısının kaç katıdır? Yine bu da çıkmış bir sınav sorusudur. Hemen yapalım. Burada arkadaşlar 2 bölü 3 bölü 4. Bu 2 duracak. Şu 3 bölü 4 ters dönüp çarpılacak. Yani 2 çarpı 4 bölü 3. Bu da bize 8 bölü 3'ü verir. Şu ifadeyi alalım. 2 bölü 3 bölü 4. Şimdi bu 4'ün altında gizli 1 var. O zaman birincisi aynen yazılıp ikincisi ters çevrilip çarpılacak. Gördüğünüz gibi 1 var. 2 bölü 3 çarpı şu döndü 1 bölü 4. Buradan da 2 bölü 12 yapar. 2 ile 1'i çarptınız 2, 3 ile 4 12. Sadeleştirdik 1 bölü 6. Şimdi bu bunun kaç katıdır diyorsa ben size sorsam 20 sayısı 5 sayısının kaç katıdır? Hepiniz bana hemen 4 dersiniz. Yani 20'yi 5'e bölersiniz. O zaman bu sayı bu sayının kaç katı derse hemen ilk sayı ikinci sayıya böleriz. 8 bölü 3'ü 1 bölü 6'ya böleriz. 8 bölü 3 bölü 1 bölü 6. Dediğimiz gibi birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilip çarpılır. Buradan da 6 ile 3'ü sadeleştirin 2. 2 çarpı 8'den cevabımız 16 çıkar. Sıradaki sorumuzda da işlemler verilmiş. İşleminin sonucu kaçtır deniliyor. Bazen bu soru tipleri aşağı doğru iner. Bunlara merdiven soru tipleri denir. Bu merdiven yukarı doğru çıkıyor. O zaman önce şu üst tarafı yapacağız. Hemen 2 ile 1'i çarptık 2, 1'i çıkarttık 1 bölü 2 yaptı burası. 1 bölü 2'yi de 2'ye bölersek, hani bu 2'nin altında gizli 1 var, o da döner 1 bölü 2 olur. O zaman şurası 1 bölü 4 olur. 1 bölü 2'yi 2'ye bölersek 1 bölü 4 olur buranın tamamı. Şimdi artık sorumuz şöyle oldu. 1 eksi 1 eksi 1 bölü 4. Çünkü şuranın tamamı 1 bölü 4. Şimdi şurayı hesaplayalım. 4 ile 1'i çarptık 4. 1'i çıkarttık 3 bölü 4 yaptı şurası. 1 eksi 3 bölü 4 bölü 2 bölü 1. Burada da 3 bölü 4 ile 2 bölü 1. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağız. 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Şimdi burada gelip de çıkarmayı yapmayacağız. Önce çarpmayı yapacağız. O zaman burada da yaparsak 1 eksi 3 bölü 8 olur. Buradan da 8 ile 1'i çarpar 8. 3'ü çıkartırsak 5 bölü 8'i elde ederiz. Bunlar basit sorular ama lütfen dikkatle işlemlerinizi yapın. Olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi tiplerine bakın. 5 bölü 8, 7 bölü 10, 10 bölü 13. Payda eşitlemek gıcık. Pay eşitlemek gıcık. Farklara bak 3. Fark 3, fark 3. Tiplere bak, basit kesir, basit kesir, basit kesir. Güzel. Basit kesir olup farklar da eşit olursa gözüme büyük görünen büyüktür demiştik. Unutursak bir köşede 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ün kıyasını yapın. O zaman herkesin gözüne en küçük bu geliyordur. Sonra y geliyordur, sonra z geliyordur. Dolayısıyla x küçüktür, y küçüktür, z'yi rahatlıkla söyleyebiliriz. Olduğuna göre ifadesinin A türünden değil aşağıdakilerden hangisidir? Bu da klasik bir soru tipi. Şimdi A denilmiş, bize verilene biz X diyelim. Böyle sorular ya taraf tarafa toplanarak çıkar. Baktınız çıkmadı. O zaman çıkarma yapılarak çıkar. Baktınız yine çıkmadı. O zaman bir şeyle çarpıp toplayacaksınız. Baktınız yine çıkmadı. O zaman bir şeyle çarpıp çıkaracaksınız. Baktınız yine çıkmadı.
Şıklara bakın. 3A, 2A, 5A tipinden bir şeylerden yardım almaya çalışın. Baktınız olmadı. O zaman boş bırakın, geçin. Sıralama bu kafanızdaki. Şimdi düşünsenize, toplasam 41 ile 1'i topladım. 42 bölü 13. 42 bölü 13 hiçbir şey yapmaz. Çıkartma yapsam, 41'den 1'i çıkarsam 40 bölü 13 yine bir şey yapmaz. O zaman genelde 2 ile 3 ile çarpmalar düşünülür. Ben bunu şimdi 2 ile çarpıp toplasam, yani 2 bölü 13, 41 bölü 13 ile toplasam 43 bölü 13 yine bir şey yapmadı. Ben 2 ile çarpıp çıkarma yapsam, 41'den 2 çıktı, 39 bölü 13 işte bu 3 yaptı. Demek ki ben burayı eksi 2 ile çarpmalıyım. Hemen yapıyorum. X eksi 2A eşittir 41 bölü 13 eksi 2 bölü 13. 32 bölü 15 eksi 2 bölü 15. 36 bölü 17 eksi 2 eksi artı yaptı 2 bölü 14. Daha doğrusu 17 idi. Şurayı yapıyoruz. Eksi 2 bölü 17. Sonra eksi 30 bölü 14'ü yazdık. Bu eksi bu eksi artı yaptı 2 bölü 14. 41'den 2 çıktı. 39 13'e böl 3. Burası, şurası 30 bölü 15, burası 34 bölü 17, burası da eksi 28 bölü 14 yapar. Buradan 3 elde ederiz, buradan 2, şuradan 2, şuradan da eksi 2. 2, 2'yi götürür, şurası 5 yapar. X eksi 2A eşittir 5'ten, X eşittir 2A artı 5 elde edilir. Dediğim sıralamayı unutmayın arkadaşlar. X pozitif bir ondalık sayıdır. X artı 19 bölü 20 ifadesi bir tam sayı olduğuna göre X sayısının virgülden sonraki kısmı nedir? Bakın bunun sonucunun bir tam sayı olduğu verilmiş. Aklımıza hemen 1 gelir. O zaman ben alırım bu sayıyı 1'e eşitlerim. Atarım 19 bölü 20'yi buraya. X eşittir 1 eksi 19 bölü 20. Buradan da 20 ile 1'i çarpsam 20, 19'u çıkartırsam 1 bölü 20 elde ederim. Virgülden sonra diyorsa demek ki benim bunu ondalık sayıya çevirmem lazım. O zaman ondalık sayıya çevirmek için de paydayı 5, payı da 5 ile çarparsam bitiririm. O zaman 5 ile çarpıyorum. 5 hem payı hem paydayı. 5 bölü 100 yapıyor. Bu da 0.05 yapar. Bize virgülden sonraki kısmı nedir deniliyor? O da 0.5 elde edilir. Hani siz diyebilirsiniz, hocam niye 1'e eşitledin? 2'ye eşitleseydin ne olurdu? 2'ye eşitleseydim şurası 1,05 olurdu. 10'a eşitleseydim burası 9,05 olurdu. Değişmeyen yer virgülden sonrası. Zaten bizden de onu soruyor. 3'ün karesi eksi 1 bölü 2 bölü 5 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 işlemin sonucu kaçtır? Bu sorunun mahiyeti işlem sırasını biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bunu irdeliyor. Zaten önce üst yapılır. Sonra buradaki çıkarma yapılmaz. Şuradaki bölme yapılır. Buranın işi bittikten sonra şuradaki çıkarma yapılmaz. Buradaki adamla şu bölme yapılır. En son buraya yapılır. Taktiğimizi belirledik. O zaman yapalım şimdi. 3'ün karesi 9. Eksi 1 bölü 2. Burada bölme yapılacağından ters döndü. Çarpı 2 bölü 5 artı 1. Bölü 3 eksi 1. Şurada artık çıkarma, toplama, çarpma var. Önce çarpma yapılır. İkiler birbirini götürür. 9 eksi 1 bölü 5 artı 1 bölü 3. Hatta burayı da çarpı 1 bölü 3 yaptık. Eksi 1. Buradan 9 1 daha 10 yapar. 10 eksi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 eksi 1. Sakın ha çıkarmayı yapmayın. 5 ile 10'u çarptık 50. 1'i çıkarttık 49 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 eksi 1. Buradan hemen 49 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü çarparsak 49 bölü 15 eksi 1 yapar. Bu ifade de 15 ile 1'i çarparsak 15, 49'dan 15'i çıkartırız. O da 34 bölü 15 elde eder. Şimdi burada 15 ile 1'i çarpıp 15, 15'ten 49'u çıkartmıyoruz. Sağdan solu çıkartmıyoruz, soldan sağa çıkartıyoruz. Buna da lütfen dikkat edin, bu hatayı yapan arkadaşlarımız da var. 6 bölü 4 eksi 1 bölü 2 eksi a kesrini tanımsız yapan a değerlerinin çarpımı kaçtır? Öncelikle tanımsızlık ifadesi bizim için önemli. Bir rasyonel ifade ne zaman tanımsız olur? Paydası sıfır olursa tanımsız olur. Bu rasyonel ifadeye baktığınızda bu çizginin altı sıfır olabilir, büyük çizginin altı sıfır olabilir. Demek ki ben iki tane a bulacağım. Önce burayı sıfır yapıyorum. 2 eksi a eşittir sıfır. A buradan 2 çıkar. Sonra büyük
kesrin, yani büyük çizginin altını sıfır yapacağım. 4 eksi 1 bölü 2 eksi a'yı sıfır yapıyorum. Hemen bu ifadeye karşıya attım. İçler dışlar çarpımı yaptım. 8 eksi 4 a eşittir 1. 1'i buraya yolladım. 7 eşittir 4 a ve a eşittir 7 bölü 4 olur. Bizden a değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Bir a'mız 2, diğer a'mız da 7 bölü 4. İkisini de çarparsak şuradan sadeleşir ve cevabımız 7 bölü 2 olur. Sakın unutmayın, tanımsızlık sadece bir kesrin altı değildir. Bu kesrin altı da sıfır olabilir, bu kesrin altı da sıfır olabilir. Buna lütfen dikkat edin. 3 tane çizgi varsa 3 tane çizginin altı sıfır olmak zorundadır. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi hemen şuraya baksak buna 3 bölü 9 dememiz gerektiğini, buna baktığımız zaman da 9 bölü 9 dememiz gerektiğini biliyoruz. İşlemimizi yapalım şimdi. 1 artı 1 bölü 3 bölü 9 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 9 bölü 9 artı 1 bölü 2. Şimdi 3 bölü 9'u sadeleştirsek 1 bölü 3 yapar. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplarsak, paydalarını eşitlersek, birinin altına 3, birinin altına 2 yazarsak 5 bölü 6 yapar burası. Bölü 1 eksi 1, burası zaten 1 yapıyor 9 bölü 9. 1 ile 1 bölü 2'yi toplarsak o da 3 bölü 2 yapar. Burada zaten 1 bölü 5 bölü 6 ise bu döner 6 bölü 5 olur. 1 artı 6 bölü 5 bölü 1 eksi burası döner 2 bölü 3 olur. 1 artı 6 bölü 5 de 5 çarpı 1 5, 6 daha 11 bölü 5 bölü 3 kere 1 3 2 çıktı 1 bölü 3. Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir çarpılır. Yani 11 bölü 5 çarpı 3 bölü 1. Bu da bize 33 bölü 5'i verir. Şimdi arkadaşlar, yani ben böyle tane tane anlatmaya çalıştım. Bana çok zor geldi. Yani zor olan şey kolay bir konuyu anlatmak. Gerçekten hani diğer konularda dinleyeceksiniz işte hız problemleridir, ondan sonra işçi problemleridir, fonksiyonlardır, deli gibi konular var. En kolay konuyu anlatmak gerçekten çok zormuş. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bilen arkadaşlar zaten buraları hızlı geçmiştir. Bilmeyen arkadaşlar da dediğim gibi güzelce dinlesinler. Payda eşitleme, yani ben şöyle hafiften bir toparlayayım. Toplama ve çıkarmada rasyonel ifadelerde payda eşitlenir. Çarpmada direkt çarpılır. Bölmede birinci adam aynen yazılır. İkinci adam ters çevrilir, çarpılır. Devirli ondalığa dikkat edin. Diyeceklerim bunlar. Hayırlı uğurlu olsun.